Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilan ve Merve'nin yüzü görünmüyor. Şimdi... Senin görünüyor değil mi Merve? Görünüyor. Hatırlayanlar biliyor, ben ve Merve bir tane Popeyes mukbangı çekmiştik, evet. Ve silmek zorunda kaldık. Onu yad etmek mi diyorlar? Evet, yad onu etmek. Yad etmek için yeni bir Popeyes mukbang çekelim dedik. Aynı yerde. Aynı masada. Aynı masada, kombinler farklı, evet. Ama yine böyle bir ev hali böyle. Bir de onda ben sos kazanmıştım. Aynen, onu hatırlıyorum. Çünkü gidip almıştık. Evet. Popeyes'te gidip yemeğimizi almıştık. Sen şimdi ben bunları açayım aç. Şimdi yemekleri direkt eve sipariş verdik. 3 tane sos var buradan. Neyimiz var? Ops. Sarımsaklı mayonez. Şunları da okuyamıyorum ya. Söylemeyeceğim hiç. Bir tane lilalı, bir tane de böyle. Lilalı. Lila değil mi kız bu? Mor. Evet. Mor. Bir tane de böyle yeşillimsi, mavimsi bir şey. Şimdi Merve, siparişi sen verdin. Ne söyledi? Aa, bu arada kesene bereket. Afiyet olsun. Fişi buradan. Heh, tamam. Güzel. Çünkü hatırlamıyorum. 2 kişilik ekonomik karışık kova. Kovamız nerede? Burada. Tamam, okey. Kova var mı şey. İçinde? Var. Ha, geçen süper. Sefer kova istemiştik ve kova vermemişlerdi, kutu vermişlerdi. Ha, büyük bir sorun mu? Asla değil de. WhatsApp bize eleştiri olsun. Aynen. İstemeriz böyle şeyler. Baharatlı. Bir parça but. 2 parça but. Pardon. 4'lü nugget var. 4 dipping chicken yazıyor. Evet. 2 parça acılı kanat. Cage fries, büyük boy, fusti, şeftali, onu içmeyeceğiz çünkü sıcak geldi. Bir de şeyler işte, soslar. Bir de hamburgerler de olması lazım. Aynen. Söyledin mi? Ben o kadar açım ki. Yalnız şeyler buraya... Yazmıyor mu? Yazmıyor. Bunlar beleş miydi? Yok. Bilmiyorum, yazmıyorlar. Ya da ben mi göremedim? Dur sen aç, ben bakayım. Gerçi tırnağın uzun, açabilir misin? Süper. Bakıyoruz. Pop chicken 2 tane bak. Ha, altta evet. Farklı yazmış. 2 tane pop chicken. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bak bir tane daha sos var. Aa, fazla sos vermişler. O ne? Chipotle. Ha, ben onu okuyamadım işte. Bu şeyi ben yükleye bağladım görevi. Biz acılı ketçap almışız dilim yanda. Aa, sen bilerek acılı aldın sandın da sen, evet. Yiyebilir misin? Yerim mayonezle karıştırıp yerim. Patatesler buna mı? Ha? İçinde bir tane düşür. Ben normal zannediyordum. Bunu metrodan almıştık. Hani normal patates. Evet. Yalnız bu ne? Evet ya, karışık ve çok az patates var. Büyük boy patates yazmıyor muydu? Büyük yazıyordu galiba. Büyük boy patatesle, bir de hepsini böyle söyledik. Yani yarısından çoğu normal patates geldi. Ben bunu eleştiririm. Yemek sepetinden mi söyledin? Trendyol yemek. Yani çok az yüzüklü gözüme böyle. Ay, ben yüzüklerimi çıkaracağım. Çıkart. Şey yapalım. Şunu şöyle. Evet. Görünsün. İçeceğimiz, hamburgerimiz. Şimdi bu mukbangın aslında bir konusu yok. Ama bu iki hafta boyunca ne yapacağımızı söyleyebilirim. Yani onu evet. Şey yapabiliriz. Sohbet bence bu. Aynen. Anlatabiliriz. Ve çok acıktık. Bunu çok acıktığımızı söylemiş miyiz? Yine bir hayal kırıklığı bu ama. Bunu biraz ezilmiş olması gerekiyor. Yani bunun daha... Hani biraz daha böyle hamburger eti tarzında, köfte inceliğinde. Şimdi ayıp mı benim yaptığım? Açık böyle gösteriyorum ama. Ne olacak bence? Ben yiyeceğim sonuç olarak da hani. Böyle bir yumruk koymuşlar. Bir şey sadece. Diyeceğim. Bu arada içinde kıvırcık vardı. Şurada görüyor musunuz? Ve... kapat ye. Açım. Şey ben gibi bilmiyorum. Ama biraz böyle çürümüş, böyle içi geçmiş bir salatalık. Geçmiş, bayağı geçmiş. Bence paket servisi söyleyenleri bilerek böyle yolluyorlar. Çünkü şikayet edemiyorsun. Etsen de hani yeni yapmak zorunda değiller sana. Ama oradayken şikayet ettiğinde yeni rica edebilirsin.
Ama Trendyol yemeğin şöyle çok büyük artısı var. Ben bir kere KFC'den de yemek söylemiştim. Böyle var ya, berbat gönderilmiş. Patatesler böyle bunun içinde dağılı halde. Fotoğrafını çektim. Hı-hı. Orada direkt şey var. Canlı destek. Canlı destek var aynen. Oraya attım ve paramı iade ettiler. Aa, tüm yemeğin menünün fiyatını hem de. Ya bedava yemiş oldum. Bir de şey, ketçap metçap da eksikti. Özellikle belirttim unutmayı diye. Yoktu ama. Onları unuttum. Açmayayım. Sana açarım. Bu arada ben kahvaltıyla duruyorum. Saat 10-11 gibi yedim. Sen bütün gün aç gezmişsin. Özlemiş mi yalnız? En son papayas ne zaman yedim ben? Galiba o video galiba. Da. Evet. Norveç'te yok zaten. 6 ay önce yedin. Hı hı. Yalnız ben de yemedim ya. Ben KFC'yi çok seviyorum. KFC Best of kutu benim favorim. Onu çok yerim. Yalnız papayas yiyip de bunu söyleme. Söylesenin KFC sipariş verirdin. Ama şu an bir videoyu yad ediyoruz. Bunu yapamam. O da doğru. Yarın ne yapıyorsun şimdi? Yarın kuaföre gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Kuaför salonunda çekmeyi düşünmüyorum ama. Onu söyleyeyim. Öncesi sonrası yapacağım direkt. Geçen sefer kuaför salonunda olanları bilen biliyor. Hani orada olmayacağını bildiğim halde çekmek istemiyorum. Ha, belki şey yaparım. Yıkamadan sonra vesaire küçük küçük çekerim ama böyle uzun uzun çekmeyi düşünmüyorum. Ama orada bence zaten... Neyse. Ne? Neyse, bu başka değil. Ne diyecektin? Orada çalışan insan da çok müdahale etmeseydi videona, yani kendini göstermeye çalışmasaydı bence, o kadar çok çekmezdi. Evet. Bir de yanlış hatırlamıyorsam o dedi, video mu çekiyorsunuz çek çek diye. Neyse, bu ona dönmesin. Aynen aynen. Yok, konuyu açmıyoruz. Konuşmayalım. Yarın kuaför. Pazartesi günü normalde microblading yaptıracaktım saçlarıma ama onu bir dahaki haftaya aksattım, yanlış kelime. Aksardım. Erteledim. Yalnız Türkçemin ne kadar şey olduğu burada çıkıyor. Ben de TDK gibi yine başladım. Eyüp sabitince. Yok, bir de düzelt yanlış söylediğimde. Başka? Başka planımız yok. Diş çektireceksin. Çarşamba günü diş çektiriyorum ve çok korkuyorum. Evet, ben de korkuyorum. Ve yanında olamayacağım. Akşam saat 8'de çektireceğim. Babamı götüreceğim. Mecbur babalık görevini yapsın. Hep hayalimdi ama. 6 aydır Dilan'ın orada elinden tutmak istedim. Acaba içeri alıyorlar mı? Onu da merak ediyorum. O da küçük çünkü. Alamayabilirler. Hmm. Bir de şu an pandemi var ya, zaten ekstra şey aynen yapıyorlar. Açız ya. Konuşasım gelmiyor. O kadar açım ki. Bunlara sonra döneceğim. Geçen gün mangal yaptık arkadaşlarımla. Orada da çok bekledik yemeği ve bir tane çocuk şey dedi. O kadar açım ki bir tane kanadı yarım bırakıp diğerine geçmişim. Farkında değil mi? Ay. Yazık ya. Allah kimseyi aşıklasın ama sana. Amin. Biz Dilan'la ikimiz de boğaya aslanız. Burcumuz boğa, yükselimiz aslan ve yemeği çok seviyoruz. Kalbime giden yol. Yalnız çok hızlı yedim, tıkandım ben. Aa şey. Ben boş evde mukbang videomda şey diyorum. Dolgu yaptırmak istiyorum çene hatlarıma. O iptal. Evet. O maalesef iptal. Şimdi ben bir fiyat yok. Ekim'de geldiğimde fiyat sorduğumda 1 mililitre dolgu 1000 TL'ydi. Şimdi aynı dolgu 2000 TL olmuş. Hani yok, gerek yok. Hayal kırıklığı ama dünyanın parası. Bir de şöyle, sen gittikten sonra her şeyin fiyatı arttı. Her şey 2-3 katına çıktı yani aslında. Oranın da çıkması normal ama bak sen mesela bugün markette ben baktım. Hı. Peynir 40 lira, 50 lira. Evet. Sen önceki zamanda fiyatını tam hatırlamadığın için bana ona dikkat etmedin, fark evet etmedi. Çünkü Norveç'le kıyasladım ben. Aynen. Ama o şeyde, dolguda elinde de SS olduğu için evet, elim SS iki katı olmuş. Aynen. Yani diyorsun. Farkında oluyorsun yani onda. SS olunca insan evet
şey yapıyorum. Evet. Ne anlatalım? Şimdi nereyi gezmeyi planlıyoruz? Aa, planlarımız ne? Evet. Balat. Ama kıtır kıtır çenemi duyuyor musun? Yerinden evet. Çıkacak gibi. Bu arada benim çenem ses yapmıyor, kırıs kırıs. Yerinde değil çünkü. Onu söylemiştim bir videomda. Söylemiş miydin? Evet, size ses geliyor mu demiştim. Nasıl gitsin yani? Niye sana gelmiyor mu bu ses? Buradan geliyor da oradan gitmez ki. Ben yine söyleyeyim. Kötü insanlar yine kötü yorum yapıyor çünkü. Siz söylemeden önce ben söyleyeyim. Çenem ses yapıyor. Aa, benim son mukbangımda bu arada pil değişikliği yaptık. Benim son mukbangımda bana sorular soruldu mu? Onları cevaplayabiliriz mesela. Heyecanlandım şu an ben. Bir tane takipçi kaybetmişim. Evet. O beni üzer. Niye çıkıyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Evet. Güzel olur. Bize çok yer önerildi. Evet. Bak Melisa mesela birincisi konuşamıyorum ki. Birincisi Karadeniz dönercisi. İkincisi Atlas. Ben bu kelimeleri okuyamam. Atlas Mühürdar. Doğru mudur? Bakayım nerede yazıyor. Evet. Yuhu. Bir de 3 olarak de kırmızı diye bir yer. Ha, evet, orayı da... Bahçeşehir. Bahçeşehir çok uzak değil mi? Çok uzak bizden. 4 Çin büfe. O nerede acaba? Orayı ben Taksim'de. Taksim'de var diyor. Başka... Ama dönerci olarak Frango Döner'e gideceğiz. Evet, Merve onu geçen seferden beri söylüyor. Evet. Bir de birisi yazmış ki Türkiye'deyken bir çiğ köfte mukbang gelecek. Hatta Doritos'u demek ister misin? Deneyelim ya. Niye olmasın? Bu arada çok güzel oluyor. Gerçekten herkes mi? Çok seviyor. Evet, bayağı deneyeceğiz. Güzel. Bak, Koşu yolunda Keen Sushi var. Gerçekten çok beğeneceksin yazmış Artemis. Akaretler House of Bee diye bir yer var. Burası güzel bir yer galiba. Çok güzel burgerleri var diyor. İrem diyor ki İstanbul Kadıköy'de Salt Fried Chicken gitmelisin. O renkli şey olan galiba. Üstüne böyle sos gibi bir şey döküyorlar. Renkli böyle kırmızılı gibi bayağı meşhur bir yer orası. Görmüştüm. Diyor ki işte Kiev, biz biraz sohbet ettik. Zaten yorum yapan herkesle sohbet ediyorum. Şey demişti, işte KFC Popeyes'tan daha da güzel demişti. Başka da şey yok, tavsiye yok ama buraları değerlendireceğiz. Yakınlardaysa, hani gittiğimiz yerlerin yakınlarındaysa mutlaka şey yapacağız, evet. Bakacağız. Bu arada Kuzguncuk'a da gideceğiz. Değil mi? Başka böyle yer olarak? Balat. Ihlamur Kasrı'na gider miyiz? Çok istiyorum. Orayı geçen sene de istiyordum. Gidelim oraya. Başka? Nişantaşı zaten standart. Evet. Ortaköy'e gidip kumpiri mukbangı çeker miyiz? Aa, olabilir. Arabada evinde. Neresi? Eminönü falan? Yok, Eminönü değil yani. Sultanahmet mi diyordun? Hayır, öyle bir yer diyordun. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım şimdi. Bak, Çengelköy'de gidebiliriz belki. Orada da... Aa, çok güzel. Demiştim ya sana, terası, üst katı olan bir yer var. Çok güzel boğaz manzarası var. İsmi ne? Kayı. Hiç duymadım. Gösteririm, çok beğenirsin. Üst katı çok güzel. Normalde güzel. Kapalı. Böyle organizasyonlarda açıyorlar ama fotoğraf çekilmeye çıkabiliyorsun. Aa. Ama fotoğraflar güzel çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir de şey... Galata Kulesi'nin etrafı. Aa, evet evet, oraya da gideceğiz. Aa, şeye gideceğiz, Galata Port. Değil mi? Aynen. Orası da güzel. Bak, orası bir de açık alan, bayağı çekebiliriz. Orada ne var ki? Ya aslında şöyle açık bir AVM gibi bir yer düşün. Mağazalar var ama daha farklı. Mesela işte küçük bir galeri gibi bir yer var, girip bakabiliriz. Daha farklı dekore edilmiş yerler var. Nusret bile yapmışlar ama oraya. Aa. Evet. Yemek yerleri var. Şeyleri var bir de. Üstte teras var. O terasta çok güzel manzara oluyor. Bir de şu an şey var önünde. İstanbul Boğazı'na galiba giren en büyük yolcu gemisi. Onun önünde. Öyle biliyorum. Yanlış olmasın. Bakarız. Ama kapatmış bayağı. Hoş durmuyor orada. Bakarız artık duruma göre. Bu böyle küçük bir mukbangdı. Bu aslında evet. Hani
Böyle bir size görelim, bir sohbet muhabbet edelim. Böyle bir ne yapacağımızı anlatalım. Plan, program. Aynen, nereye gideceğimizi bir update geçelim dedik. Eğlence yarından itibaren başlıyor. Biz yarın buluşur muyuz? Aslında akşam buluşabiliriz. Tamam. Sen bana mesaj atarsın, duruma göre bakarız. Tamam. Ozan'la da konuşurum şimdi. Buluşuruz. Ben çünkü yarın bir de seni görmek istiyorum. Ben sana saçımı yollamayayım o zaman. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Tamam. Çünkü pazartesi görüşebilecek miyiz? Pazartesiye bir şey yazdın mı? Hatırlamıyorum ki. Ben şey dedin ya, geç görüyorum. Yok, aynen. Pazartesi bir şey yazmadım. O işte göremem yoksa. Bakarız duruma göre. Evet. Bak, bakarız. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Saçım nasıl olacak? Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Mesajlaştığımızda ilk önce The Most'lar şey yazdılar işte. Ben direkt saat 1'e, 1'e mi 2'ye randevu istedim. Onlar da şey dediler, hani yaparız, ederiz. İsterseniz randevudan önce bir 5 dakika şey yaparız. Saçınızın bir değerlendiririz. Ne olur, ne olmaz. Açabilir miyiz, açmayabilir miyiz? Ki bak, bu benim hoşuma gitti. Çünkü önceden bilgilendiriyorlar. Diğer kuaför salonu direkt biz yaparız dedi. Gittim ve yapmadılar. Evet. Bunlar hiç ümitlendirmeden, siz gelin, hangi yöntemle saçınızı ne yapabiliriz bir bakalım diyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani beklentisiz giriyordum şu an oraya. Öbür türlü bir de hevesleniyorsun. Aynen, aynen. Yaparız diyorlar, yapmıyorlar. O yüzden bakalım. Bir saç kesimi, bir saç boyası. Ama bence yaparlar saçlarına. Yani saçıma baktım, besledim, saçım da uzadı. Bu arada ben iyi ki yaptırmıyorum. Ben sabah düzleştirdim ya, şuralarım full havaya kalktı. Kırık çekildi, çok kötü. İyi ki yaptırmıyorum. O zaman bakın. Evet, ve ben kendi rengime de dönebilirim yakın zamanda. Çünkü çok kötü konu. Boyamayı mı düşünüyorsun kendi rengini? Buralarıyla. Evet. Ya bilmiyorum, böyle ne kadar kalacak ki? Bir noktadan sonra artık çirkin durmaya başlıyor. Bu bile şey böyle. Hani son noktalarda şu an bence. Ama senin geçişlerin çok güzel bence. Evet, benim kuaförüm çok güzel yapıyor. Evet, belli belirsiz yani. Evet. Böyle çok güzel, sanki güneşten açılmış gibi. Fatih'te öncü kuaför var. Reklamını yapıyor. Bu arada gerçekten, ama gerçekten çok iyi bir adam ya. Çok güzel yapıyor saçları. Ve hani seninle konuşma tarzı falan hoşuma gidiyor. Evet, sen bana anlattın şöyle böyle diye. Bakalım bizim yarın maceramız ya da benim tek başıma yarın ya, maceram. Ya keşke gelebilsen. Bir dahaki sefere, bir dahaki kuaför maceramda. Videoyu burada kapatalım. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.